Abla. Vay be. Ne biçim dalga işte Zekai. Ben hala şoktayım aga. Bunun şakası olur mu ya? Ayıp etti ama Zekai bize. Biz onun en zor anlarında hep yanındaydık. Doğru lan. Gidip Otiki çetesine yapsaydı ya böyle organize şakalarını. Ben de Saltuksan bunun altında kalmam ben. İyice kaptıracağız Zekai'yi. Peki ne yapacağız? Yürü. İnternet kafeye gidiyoruz. Erken kapatmıyor muyuz Ceva? Oğlum erken kapatan yol alır. Abi o erken kalkan. Ulvi beni düzeltme. Erken kapatmasak nasıl erken kalkacağız? Ceva ben bu arada var ya zam istiyorum ha. Oo Ulvi sen de tek başına sendika kesedin lan başımıza. Ne bitmez isteklerin varmış yürü lan. Hakkımı arıyorum abi. Ayıp mı ya? Ayıp tabii eşek. Ben hak vermesem nereden hakkın olacak? Bir dakika, bir dakika. Müdürünle böyle konuşamazsın Cemo. Lan düdük, atladığın şey şu. Sen benim değil, dükkanın müdürüsün. Bense dükkanın sahibiyim. Yani senin üstünüm, anlatabiliyor muyum? Hey! Lan ne yağlı dingilmişsin, bir şeyi kavrayamadım be. Cemo. Gene ne var? Ben istifa ediyorum kardeşim. Sonuçma şartları çok ağır. Yürü git lan yürü. Seninle çalışan da hata zaten, yürü git. Ulvi. Ne var? İşe ihtiyacın olursa gel beni bul lan. İşe çok ihtiyacım var Cevo. Vallahi mi gel tekrar başla lan o zaman. Kardeşim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bence var ya bunun şerefine bu gece ıslatalım. Islatalım lan. Islatmadığımız hata. İki gündür dükkanda ebemiz ağlıyor. Hemen kapatıyoruz. Toparlanıyoruz. Hasılatı babama teslim edip ortamlara akıyoruz ulan. Bunlar açık verecekler diye bunların karşısına sote atacağımız yerde. Bunların karşısına başka bir kuruyemişçi dükkanı açsaydık biz bunları batırırdık be oğlum. He. Ama ben pes etmem Müfit. Gece uyur ben uyumam. Şişt, Ergen Allah zihin açıklığı versin lan. Efendim medar iftiharınız... Biricik evladımız Cevahir geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Niye akşam yemeğine gelmedin? Ya anacığım dükkanı kapatmak biraz uzun sürdü. İnanır mısınız tam kapatıyorum müşteriler doluşuyor. Tam kapatıyorum pat turist kafilesi. Cevahir oğlum yemek hazırlasınlar da bir lokma bir şey ye. Yok baba ben yemeyeyim de izin verirsen biz Ulvi ile biraz gezip tozalım dedik bu gece. İyi hadi gidin bakalım. Eski... Faydasız günlerinizi yad edersiniz. Bu arada... ...ben bugünkü hasılatı takdim edeyim baba. Ah, şu yanında bulunsun. Sağ ol baba. Mutlu aile tablosu. Aman sesimi çıkarmayayım, göze batmayayım. Üveyliğimi bileyim ben. Yalnız fazla dağıtmayın. Sabah erkenden dükkanı açacaksın. Ya yok baba çay nargile o kadar. Ha ben zaten bu gece gelemem. Ulvi'de kalırım babacığım. İyi tamam tamam. Sana güveniyorum. Hadi bakalım o zaman bana müsaade. Yavaş yavaş ben kaçar. Kız hop. Hadi güle güle oğlum güle güle. Ay maşallah Kuddusi. Bu aralar çocuklarımızdan yüzümüz gülüyor ha. Evet evet. Cevahir sonunda bir iş güç sahibi oldu. Kızımızı da işi gücü olan efendi bir çocuğa vereceğiz. Ufaklık desen vallahi birkaç gündür acayip ha. Şuraya bak ne bir isyan girişimi ne bir asilik. Dersten de başını kaldırmıyor maşallah. Bunlar niye bana bakıp konuşuyorlar? Yoksa aile meclisi hakkımda nihai kararı mı veriyor acaba? Zekai'nin de gönlünü yapmak lazım yalnız Kuddusi. İstediği gitarı alalım biz ona. Ben onun gönlünü yapmasını bilirim. Hep arkadaşına yatıya gitmek istiyordu ya. İzin verin gitsin. Zekai! Efendim babacığım. Gel bakayım oğlum. Geleyim babacığım. Dinliyorum baba. Hadi git oğlum. Nereye gideyim babacığım? Ya ben size ne yaptım?
Vallahi size hiç yük olmam. Bir iş bulur çalışırım. Bari 18'ime kadar kalayım baba, ne olur. Ne diyorsun oğlum sen ya? Oğlum, sen hep kuntellere gece yatmasına gitmek istiyorum diyordun ya. Kalk git işte. Pırılları işte ya. Demek böyle bir yol buldunuz ha? Direkt de git diyebilirdiniz. Oğlum git diyoruz işte lan, manyak mısın? Git. Tamam babacığım, gidiyorum. Oy. Lan Ulvi. Ha? Koskoca kiriş kuru yemişin müdürüsün. Ama gel gelelim evinde meze diye nem var. Küflenmiş Haydari. Senin kalıbına lan. Küfünü bıçağına sıyırdım tamam mı? Sen gene küfe taktın ya. Kabul denemedin Haydari'ye, kabul et. Gel gel. Şimdi sana mezenin kralını göstereceğim. Damen und Herren. Das ist Mezeum. Gel Ulvi gel. Gel oğlum gel. Kese kağıdı. Hop. Doldur. Tuzlu. Bir ayan. Ay. Leblebi. Rakıyla. Oytma. Karışık. Her şeyler. Allah be. Hop. Kahve, kahve. Ha, Türk kahvesi. Sabah dükkan açacağız oğlum. Hadi bakalım. Hop. Leblebi kavurarak, dumanını dumanını savurarak. Leblebi kavurarak, dumanını dumanını savurarak. Leblebi'ci taze kavrulmuş seti. İstanbul'un kızları çekilmiyor. Aa, anne şuna bak, sanki taşınıyor. Aa, oğlum saçmalama. Sadece pijamalarını al. Bırak o valizi. Doğru. Bana her şeyimi siz aldınız. Ama kabahat bende. Bazen ceketini alıp çıkacaksın arkadaş. Allah Allah. Ergen işte. İlla el alemin pijamasını giyecek. Sağlıksız. Günaydın. Şişt. Bu ne lan? Hiç sorma Saltuk. Dün gece olan oldu. Beni evden de attılar. Ayrıca dedem kıyafetlerimi giymeye başlamış. Anlayacağınız beni tamamen gözden çıkardılar. Yapma ya, ne kadar üzücü. Peki böyle nasıl girdin okula? Arka kapıdan. Hadi ya. Zekai, biz seni dün öyle görünce senden izinsiz bir şey yaptık ve sizin eve gittik. Orası benim evim değil artık. Dilediğiniz gibi gidebilirsiniz. Her neyse Zekacığım, biz sizin eve gittiğimizde babandan kıl örneği aldık çaktırmadan. Niye? DNA testi için Zekacığım. Sonuç? Sonuç, babanla senin DNA'n birbirine %100 zıt. Biliyordum ama 3 gündür beni ayakta tutan bu şüphelerimin bilimsel bir dayanağının olmamasıydı. Doğru mu bu? Doğru maalesef Zekacığım. DNA testi yanılmaz. Optik okuyucularla okunuyor bunların sonuçları. Yani imkansız yanlış çıkması. Hatta babanla DNA'n o kadar uymuyor ki. Bir an senin insan olmadığından bile şüphelendik. Baktırdık sığır mı diye, negatif çıktı. Şanslısın. Sığır değil misin Zekai? Ama babanın oğlu da değilsin. Olamaz. Tamam susun. Ben yerimi biliyorum. Kimsesizdir, çaresizdir. Hem zavallı hem sefindir. Talihsizdir, kadersizdir. Anasız babasız boynu bükükler. Allah Allah, 178, 18.916, 22.305, 6. Gel sır. Ay Nadir efendi, şu elindekini bırak da gelsin, buna bir el at ha. Aman dikkat et, belini incitme ha. Bir şey olmaz. Ne oldu pehlivan ha? Gücün niye yetmiyor? İçeriden birkaç delikanlı çağırayım ha? Bak kadın, benden dalga geçme. Boşarım seni ha. Asıl ben seni boşarım. Bak vallahi avukatım.